Yine kıymak mı? Evet arkadaşlarımız, şimdi İzmit Çınarlı Dere'deyiz. Sevgili Hasan Balcı abimiz kuymağı hazırlıyor. İftarda yemeğimizi yedik, şimdi de sahur programındayız Çınarlı Dere'de. Evet Hacı abi, nasıl gidiyor? İnşallah 15-20 dakika sonra kuymağımız hazır. Afiyetle yiyeceğiz. Yarışmacı arkadaşlar başarılar. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz böyle bir bakalım. Evet, orijinal tereyağımız burada arkadaşlar. Tereyağımız, peynirimiz de burada. Bakalım peynirimize de. Ey maşallah, ey mübarek. Tamam, peynir yok ama abaza peyniri. Ne peyniri bu Hasan abi? Abaza peyniri. Abaza peyniri. Çok güzel. Bir tane yiyebilir miyim Hasan abi, bir lokma? Yok, bir sen vereceksin bana. Eyvallah. Bu da güzelmiş, evet çok güzel. İyi sevgili Hasan Balcı abim. Sürme yapacağımız. Oy be ay be, hakikaten orijinal sürme yapacağı. Şöyle bir turlayalım, yemeğin ilerleyen işini takip edeceğiz yine. Samsun'dan gelme mısır. Nereden? Samsun. Ha, Samsun'dan değil mi? Sarı mısır. Evet, orijinal organik mısır unumuz. Sarı. Kuymağımız müthiş olacak, benziyor inşallah. Trabzon tereyağı. Heh, bu Trabzon'dan. Un Samsun'dan, tereyağı Trabzon'dan. Çok güzel. Her yerin en iyi şeyi kapılmış. Evet. Evet, kuymağımız hazırlanırken arkadaşlar da sohbetlerine devam ediyor. Abime bir şey diyorum birisi için. Utanıyorum arama onunla sonra. Makine iptal mi? Karanlık. Ben söylüyorum. Kardeşim kardeşim. Ne demek? O çok zaman aynen. Şeyden o 25-30 senede gitmiş. Zonguldak. Çok nadir böyle cenazelere gelir. Karnıyorum hadi bak ölmüş. Sarı saçlı. Hayırlı olmuş işte. Öyle dedi işte, ben dedirtmem kimseye, dedi ki Osman. Bana bak oğlum. Sen kimsin canım, bana bak oğlum. O da diyor. Ya arkadaş bak abi. Yasak dedi ne olacak? 90 bir hafta BTM çalışıyor. Benim de haberim yok ya. Ben bile zor anlıyorum sen. Ne alacaksın onu ya? Tamam, içinde olduğum halde. Evet Gazi abi, nasıl gidiyor bu akşam? İyi, çok güzel. Biraz üşümüşsün herhalde bu akşam. Ya biraz üşüdüm de sonradan. Normale döndü mü? Ha. Aslında fena da giyinmemişsin. Tezden biraz bolaştırdı ama sonradan düzeltti işi. Toparladı. Spor yaptı yukarıya doğru. Evet, çünkü bir ara dedi ki gitsek mi uşaklar falan dedi. Aşağı ve yukarı bir spor yaptı. Bayağı bir yürüdüm. Spor yapınca kendine geldi. Haa, şu olabilir. Tut yedik, kara tut yedik, oradan kahve çıktı. Kan kaynadı. Çıktınız mı, yediniz mi orada? Yedik yukarıda. Bu kıyırı bu ateş bana nereden geliyor? Telefon ışığından he mi? Şimdi yanağı yedim böyle. Tut yedik, kara ışığından tutları topladık. Etimiz oldu kıpkırmızı. İçim yanağı şimdi. O kan kaynadı. Kan kaynadı ondan. Kuymağımız da herhalde yarım saate hazırlanıyor. Kuymak bir şey. Ne desen değer yani. Karpuzlar sanki güzellik var ya, ne desen değer yani. Kabak böyle kuvvetli, ses kılığı güzel. Öyle devam ediyoruz yani. Evet, organizasyoncu arkadaşlarımızdan Hamit Kara Mehmetoğlu bu akşam biraz rahatsızlandı. Baş ağrıdı ama. Temiz hava ağır geldi. Baş ağrısı. Baş ağrısı bahane. Yemek şahane değil mi? Allah'a şükür ya, bu sefer de yine güzel bir toplantı oldu. Hep beraber toplantık, sohbet, muhabbet. İnşallah şimdi sahurumuzu yapıp herkes evlerine. Namazdan sonra doğru. Namazdan sonra İstanbul yolundayız biz. İstanbul, İzmit dağılacağız. Evet. Güzel bir organizasyondu yine. Aşağı yukarı 30 kişilik bir ekip toplantı oldu. Güzel muhabbet oldu. Çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. İnşallah devamını yapacağız yine. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Evet, İzmit'teki organizasyon gerçekleştiren arkadaşlarımızdan şimdi de Hasan Balcı ile beraberiz. Vallahi böyle senede bir bu organizasyonda tüm Akpınarlı arkadaşlar olarak buluşmak çok güzel. Yaklaşık 30 tane arkadaşımızla beraber olduk. İşte yemeğimizi yedik.
çayımızı içtik, sohbet ettik, hasret giderdik. Evet. Şimdi kuymakta bir şey yok. Sahuru da yapacağız. Vallahi çok güzel oldu. Herkesin ayağına sağlık. Seneye inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah sağlık sıhhat versin. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadan bir kel dikildi bana, nasıl biliyor musun? Evet arkadaşlar, kuymağın ilerleyişi şu an bu durumda. Müthiş bir kuymak olacak belli. Hasan Balcı abimiz. Oh, kokusuna bakın bari. Evet, organizasyon komitesinden Sayın Halim Bey ile beraberiz şimdi. Halim Bey, teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Afiyet olsun. Afiyet olsun, o kadar. Çay işi sizde herhalde şu an. O yani, biraz kaynamaya başladı. Yok, şeyini almışım da. He. Çaydanlığını almışım, ondan yapıyorum. Tütsün orası diyorsun. Ha, güzel oluyor. Evet. Evet, hem organizasyon yapan yıllardır İzmit, Ayvaz, Pınar ve Çınarlı Dere'de, hem de yemeklerle ilgilenen, kuymakta özel uzmanlık bulunan Hasan abimle beraberiz. Evet Hasan abim. Patentini almışım kuymağın. Kuymağın patentini. Bundan sonra kuymak ismi kimse kullanamayacak zannediyor. Hakikaten öyle bir şey alınsa güzel olurdu değil mi? Teşebbüs var ama arkadaşlar mahcup olmasın, sıkıntıya düşmesinler diye patentini almadım. Ama benim kullandığım formülü kullanırsa hadi bizden helal olsun be, kullansın. Yine helal olsun diyorsun. Evet Hasan abimize çok teşekkür ediyoruz. Şu an tereyağında mısırın üf noktası, tereyağında mısırın pişmiş olacak. Pişme işi. Ha, tereyağında mı tamamlanacak? Şu anda pişme işi, su koymadım. He. Tereyağında mısırını pişir, mısırı suda pişmez. Anladım. O zaman yalak gibi olur. Yani kuymağın kuymağın ununu diyorsun tereyağında pişirmiş olacağız. Evet, ondan sonra peynir koyacağız. Ondan sonra evet. Su koyacağız. Evet arkadaşlar, bilginiz olsun. Hasan abi. Sırrı aslında. Sırrını vermiyor. Güzel bir şey aslında, evet. Evet, tekrar malzemelerimiz de burada. En önemli şey ama sevgi. Evet, sevgiyle yapmak değil mi? Evet. Doğru. Evet, şimdi Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinden Sayın Musa Aydın'la beraberiz. Yılların eski evet Musa abi. Evet, Musa Bey'le bakalım ne diyecek? Nasıl bir program? Evet, ne diyorsunuz program hakkında? Öncelikle Hasan Balcı kardeşimiz, Hamit yeğenimiz, Mustafa kardeşimiz, Halim yeğenimiz, Allah razı olsun bunlardan. Önce Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla, onların doğrultusuyla güzel bir şekilde bize ikramda bulundular. Biz de İstanbul'dan buraya iştirak ettik. Sağ olsun aziz kardeşimiz de bizi çekti. Yayınladı dışarıya. Bizi temsil etti burada. Çok sağ olsun. Kamera olarak, basın olarak diyelim buna. Biz de sağ olsun kuymağımızı, çayımızı, yemeğimizi, cüvecimizi, her şeyiyle, suyumuz, yayla suyu. Hele hele ayran. Bayleci su. Evet. Hasan Balcı'ya da şey var, teşekkür ederim. Evet. Hasan, biz Hasan Balcı, bu işin mimarları. Karasu'dan. Bu işin mimarlarından özellikle Hasan Balcı abimiz var. O da bize evet. Yardımcı oldu bu konuda. İstanbul'dan, Karasu'dan. Alalım sizi İzmit'ten, yanına. İzmit'ten buraya toplandık, geldik, güzel yedik, içtik. Allah razı olsun, bize ikram ettiler. Biz de dernek olarak bunlara iştirak ettik. Aziz kardeşim sağ olsun çekti bizi. Bütün özel bir kuyumumuz Hasan Balcı tarafından yapılmakta. O da bizim dünyaya bir reklam etti bizi. Allah razı olsun kendinden. Böyle takıldık. İşte sahurumuzu da yapacağız. Sabahleyin Allah'tan bize var gelmese İstanbul yoluna devam edeceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Evelallah. Evet. O başta zaten. Siyonus'ta hesap soracağız. Evet. Kuymak yiyip Siyonus'ta da savaş. Aynen, kuymak ve savaş onlarla. Hasan abimiz çok güzel bir hakikaten bağladı Kudüs olayını. Hakikaten yani tüm Müslümanların bir sorunu. Evet. Yani ayırıyorum oraya bakın. Evet, doğru. İçerisinden. Müslümanların sorunu. Bunu üzerimize alalım. Bir de inşallah bizden sonraki nesil de bu arkadaşlığı devam ettirebilir. O çok evet, güzel yani. İnşallah. Şey bizde arka tabii gençleri de şey yapamadık çok fazla, bugün havada soğuk. Evet. Yani kaynaşması için, onların da bu işi devam ettirebilmeleri için. En önemli aslında onlar güzel, aslında. Yani güzel evet. Bir fırsat olacaktı evet. Ama işte havada soğuk, çok gençler gelemedi bu sefer. Evet.
İnşallah. Evet. Bizim aynı zamanda Osman Karamelado Dernek Başkanımız sağ olsun. Bizi ısrar etti. Kendi bunları bizi memnun etti. Biz de bir dernekçi beraber olduğumuz için. Böyle Hasan kardeşim. Onların işi çıktığı için erken dönmezler diyor. Cevdet Erdal kardeşimizin Cevdet Erdal kardeşimiz de kendisini özel kalem müdürü Ahmet Balcı o da geldi sağ olsun. Bize, evet. Bizi temsil etti burada. Kendilerini temsil ettiler. Çok evet, başı olarak her şeyden memnun oldu. Gayet güzel geçti. Allah tekrar nasip eylesin. İnşallah. Bir daha inanınızı belirsin. Ömrü başı demeyin Akpınarlılar olarak. Çöpbaşı Akpınarlılar yani. Olarak. Ayıralım. Evet. Çünkü Akpınar olarak düzenledik. Mahalle olarak. Akpınar mahallesi olarak. Kimse alınmasın bundan tabii, çünkü. Kimse alınmasın. Yani şimdi böyle bir her sene bu düzenleniyor. Akpınarlı evet, olarak evet. Düzenleniyor. Çok tabii kapsamlı daha değil. Köprübaşı olarak da yani bir düşüncemiz evet, var. Evet. O daha sonra şeyde inşallah onu da gerçekleştiriyoruz. Ama şu anda 30 tane çocukluk arkadaşı bir araya geliyor. Gençler de var içerisinde. Bir Akpınar'la hep beraber olup böyle güzel muhabbette bulunmak çok büyük bir değer. Evet. Eski anıları burada anlattık, şey yaptık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu yani. Güzel bir ortam oluştu. Allah nasip ederse işte seneye tekrar devam edecek yapmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Şeyi soracaktım bir de Hasan abi. O ayranı daha Karasu'dan gitmiş almışsınız. Aynen Karasu'dan taze süt aldık. Neden Karasu yani? Neden? Ya Karasu'da şöyle ben zaten genelde ben sütü oradan getirtiyorum. Ama neden? Yani şimdi orada şöyle buradan ben İzmit'te ne kadar aldımsa yani öyle yağlı yani bizim köyün aynı yani ona benzer bir süt orada buluyoruz yani Karasu'da bulabiliyoruz. Tanıdık ama, biri mi var? Aynen şimdi orada bir tanıdıklar şeyler var. Anladım akrabalar var. Abdülkerim olsun falan onların tanıdık hani o inek besliyorlar. Hakiki, tam orijinal. Orijinal. Oradan aldık geldik. İşte ayranımızı da oradan yaptık. Çok güzel. İyi oldu. Çok güzel. Herkesten memnun oldum. Zaten buranın özelliği ayran. Çayı her de yiyoruz. Yemeği her de yiyoruz. Ama ayran özelliği farklı. Teşekkür ediyoruz. Tamamen doğal. Her şey tatlı tabii. Şimdi bu ortamda da arkadaşlarla beraber. Evet. Her şey tatlı oluyor. Güzel oluyor. Peki uğraştınız, emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bu programın bir değişiğini de İstanbul'da yaparsak biz de sizi çağırmamız gerekiyor oraya. Bakalım inşallah. Nasip hayırlısı. Peki. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Biz teşekkür ederiz. Arkadan ışık alıyor ondan mı azalım? Evet, tamam. Evet, şimdi de arkadaşlarla beraberiz yine. Kuymağa tacikalar sayılıyor. Aynen. Aynen Hasan abi. Neyle kuymağı yiyeceğiz şimdi? Hakikaten Hasan abinin kuymak muhteşem oluyor. Hasan abi dedi neyi yaparsanız yapın dedi kuymağı siz beceremezsiniz dedi. Ama doğru demiş hani. Evet. Abi bizim kuymağımızı kimse kabul etmiyor zaten. Hasan abinin kuymağı var ya. Aynen. Hasan abinin kuymağı efsane. Evet, evet. Şeysini alacağım diyor zaten. Patentini alacağım diyor. Bundan para kazanmıştı. Azim oğlanlar gidemek ki yeğleyen ha. Kasasında. Video mu çekiyorsun? Yeşil bitmez mi? Evet, şimdi yine İzmit'teki abilerimizden Mustafa abiyle beraberiz. Onların misafiriyiz burada. Birkaç kelam da ondan dinleyelim. Evet Mustafa, bu gece hakkında nasıl geçti, nasıl oluştu, ne yaptınız, nasıl oldu, memnun kaldınız, kalmadınız? Onlar çok kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Gece hizmet veren onlar, memnun kalma. Daha çok biz memnun kaldık. Allah razı olsun tercih edenlerden de siz de geldiniz. Evet. Sizden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah daha iyisini de yaparız. Tamam. İnşallah. Tamamını yazın, yazın. Yazın inşallah. İnşallah Mustafa. Geceli kalmalı, yatmalı. Yatmalı. Kalmalı. Bir sefer şey oldu da yatmalı olmadı da geldi döndü. Abdullah dedi buraya geldikten sonra dedi yatmadan daha olmadı. Daha olmadı. Zamanlar onda bir gün bir gün. Ondan sonra 15 sene cumartesi. Hep yatmalı oldu. Baba şimdi şu an yukarıda gördüğümüz yer çok hoşuma gitti. İnşallah olacak. Sen gittin mi oraya da yukarı çıkmadın? Yok hiç çıkmadım. Ooo bir hoşuma gitti mi sen? Veleybol sahası var. Sen semer. Ağacın üzerine şey yapmışlar. Öyle çok güzel oturma yeri yani. Ha. Böyle hep beraber oturabileceğimiz bir yer var. Bu sene de. Onu da niye veriyorsun? Yer mi yok ya? Konuda he, ben konuda ya. Olacak olur, o kadar daha kalabalık. Yani bir boka yaramayacak. Konuda. Evet.
Bakın sen, bu suyun ağır, bunun kızın değil. Bu lazım bir de bunun kıyafeti ya.